İlk devre aslında çok istediğimiz gibi başladık, iyi başladık. Gollük pozisyonlarımızı da bulduk ama atamadık, değerlendiremedik. Gol ararken geçişten yediğimiz bir gol var. Ondan sonra mental olarak düştük. Bunu da çalışmamız, geliştirmemiz lazım. Fakat yine beraberliğe kalacak pozisyonu bulmuşken atamadık ve devreye mağlup olarak girdik. Oyuncularımız ikinci devre gereken reaksiyonu gösterdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlara da bu yakışırdı. Bir bir yakaladık. Galip gelecek pozisyonları da bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik. Uzun bir aradan sonra puan aldık. Bu yönden biraz sevindirici olsa da kazanamamaktan dolayı da biraz üzgünüz açıkçası. Çünkü kazanacak yeterince pozisyonları bulduğumuzu düşünüyoruz. Daha iyi olacağız. Çok çalışacağız, çok tekrar yapacağız. Çünkü bu ligde her puanın çok büyük değeri var, sizlerin de bildiği gibi. Bugünkü maçtan kurtulup inşallah Antep maçına hazırlanacağız. Sorularınızı varsa alabiliriz. Hocam Hakan Çiftçi, illaki gereken transfer arkasında açılacağını sözü almışsınızdır. Şu anda gerekli olarak Kayseri Spor'un kümede tutabilecek sizin eksik gördüğünüz mevkiler neresi? Buna mevki olarak bakmamak lazım. Şöyle söylemem lazım. Şu anda çok değerli bir oyuncu grubum var. Tabii ki de transfere ihtiyacımız var. Şu mevkiye, bu mevkiye diyerekten onları kırmak ya da üzmek, onların yetersiz olduğunu kendilerine düşündürmek istemem. Sizler de görüyorsunuz. Ben her mevki oyuncu isterim. Ama şu mevkiye lazım, bu mevkiye lazım deyip oyuncularımın gardını düşürmek istemiyorum. Çünkü küçük de olsa transferi aşamama gibi bir olayımız da var. O yüzden kesinlikle benim için en değerli oyuncu kendi oyuncum, elimde olan oyuncudur. Her mevki oyuncu isterim ama şu mevki bu mevki demek doğru olmaz. Saha zemini biraz önce Sergen Hoca da bahsetti. Evet. Tabii ki buradaki iklim şartları diğer şehirlerden daha sert, daha yoğun. Biz de biliyoruz sahanın çok kötü olduğunu. Hatta bizim oyun tarzımıza hiç uygun değil. Çünkü biz topu vurmadan pas oyununu seviyoruz. Pas oyunuyla geçmeyi seviyoruz. Aslında bizim oyunumuzu da çok kötü etkiliyor. Sergen Hoca tabii ki de haklı. İnşallah bir an önce sahamız düzelir ama çok da gerçekçi konuşmak lazım. Bu hava şartlarında bu sene bu sahanın çok düzeleceğini beklemiyorum. İnşallah önümüzdeki sene de daha iyi bir zeminde oynayacağımızı düşünüyorum. Başka soru var mı? Hocam Ertuğrul, benim sorum biraz oyuncular üzerine olacak. Kolevetsiyos uzun bir süreden sonra 11'de başladı. Atlama ile kaldı bu maç. Kolevetsiyos atlama ikilisini düşünebilir miydiniz Arif yerine diye? Tabii ki de düşünebilirdim. Hatta Arif atlamayı da düşünebilirdim. Herkesi düşünebilirdim ama bu şekilde bir karar verdik. Atlama'nın hani biraz belki mental olarak biraz dizinde de bir ağrısı vardı. Biraz belki mental olarak bir dinlenmesi gerektiğini düşündük. Sonuçta ben dün bir kere idmana çıktım. Bugün idmana çıktım ve bugün maça çıktım. Böyle bir karar verdik. Yani bu Ataman oynamayacağı anlamına gelmiyor. Arif'i de tebrik etmek istiyorum. Bence bugün gerekli oyunu oynadı. Herkes gibi. Yani oyuncularımızın arasında bu verdiğimiz kararlar kişisel olarak algılanmamalı. Tamamen sizler nasıl Kayseri Spor'u kazansın istiyorsanız ben de kazanması için en iyi ilk 11'i, inandığım en iyi ilk 11'i sürerim. O yüzden de Atama, Dimitri ya da Arif olarak bakmamak lazım.